İlk yardımda temel yaşam desteğini uygun olarak göstereceğim. Öncelikle hastanın yanına geliyoruz ve sesli uyaranla "Hey, iyi misin? Beni duyuyor musun?" şeklinde tepkisini ölçüyorum. Eğer benim sesime cevap vermiyorsa bu sefer de omuzlarından sinir uçlarına bası yapacak şekilde "Hey, iyi misiniz? Beni duyuyor musunuz? Beyefendi, hanımefendi" şeklinde tepkisini ölçmeye çalışıyorum. Bu şekilde de bana tepki vermediği zaman bilincinin kapalı olduğunu görüyorum ve etrafımdan bir kişiden yardım isteyip "Sen siyahlı, sen pembeli" şeklinde bir kişi ayırt ederek onu 112 yani 112 aramasını ve bana geri dönmesini istiyorum. Bilinci kapalı bir yaralı olduğunu, adresi söyleyip bana teyit etmesi için de bilgi vermesini istiyorum. Bilinci kapalı olduktan sonra hastanın solunumu var mı yok mu buna bakmam lazım. Öncelikle gözümle bakarak kör dalış yapmadan ağız içerisini kontrol ediyorum. Herhangi bir yabancı bir cisim varsa işaret parmağımla karşı yanaktan kendime doğru cismi alıyorum. Eğer bir cisim yoksa da direkt alnından tutup çenesinden 90 derece baş çene pozisyonu dediğimiz hava yolunu açıyorum. Bu ilk yardımın A'sı yani airway'i. Elim alnında, diğer elim göğsünde, kulağım ve yanağım hastanın ağız ve buruna denk gelecek şekilde gözlerimle göğüs kafesini kontrol ediyorum. Akciğerlerde inip şişme var mı? Kulağımda nefesin sesini dinlemeye çalışıyorum ve yanağımla da nefesin sıcaklığını hissetmeye çalışıyorum. Bu yönteme biz bak, dinle, hisset diyoruz ve tahmini olarak 10 saniye kadar bu şekilde bekliyorum. 10 saniye boyunca bir solunum görmediğim zaman artık kişinin solunumunun durduğunu ve temel yaşam desteğine geçmem gerektiğine karar veriyorum. Bak, dinle, hisset yaptıktan sonra yetişkinlerde önce 30 kalp masajı, 2 tane kurtarıcı nefes veriyoruz. Hemen kalp masajı yapacağım bölgeyi ayarlamam gerekiyor. İman tahtasının başlangıcı yani göğüs kemiği dediğimiz ve göğüs kemiğimizin bittiği nokta yani iman tahtasının sonunu hastada buluyorum. İşaret parmaklarımla başlangıcı ve bitişini gerçekleştirdim. Baş parmaklarımı da birleştikten sonra 2 eşit C yaptım. C'lerin eşit olması çok önemli. Ve göğüs kemiğinin ortasının tam alt yarısına, yani göğüs kemiğinin ortasının alt parçasına, alttaki C'nin içerisine elimizin topuğunu yerleştiriyoruz. Ve diğer elimizle kenetleyecek şekilde yetişkinlerde çift elle tahmini olarak yandan bakıldığında göğüs kafesinin yüksekliği 1/3 oranında esneyecek. Bu da tahmini olarak yine 5 santime denk geliyor. Kollarım dik, omuzlarımdan güç alıyorum. Bir bacağım hastanın boyun hizasında, bir bacağım hastanın bel bölgesine denk gelecek şekilde 90 derece bir açıyla dik duruyorum. Alttaki parmaklarım karşıya bakacak, hastaya değmeyeceğim. Kendimi yormamak için omuzlarından güç alacağım. Ve 1 dakika içerisinde 100 bası yapacak şekilde ritmimi ayarlayacağım. Bu ritmi tutturabilmek için de 1'den 10'a kadar sayarken Van'ın V'sini telaffuz ediyoruz. Tek hecelileri çift heceli sayılara denk getirebilmek adına. 1 ve, 2 ve, 3 ve, 4 ve, 5 ve, 6 ve, 7 ve, 8 ve, 9 ve, 10 ve, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 masajdan sonra hemen kurtarıcı nefes. Burada kendi güvenliğimiz önemli olduğu için bir materyalle kendimizi korumamız gerekiyor. Hemen bir maske takarak hızlı bir şekilde baş çene pozisyonu verecek şekilde temiz bir akciğer dolusu nefes alıyorum. Hastamın burnunu kapatıyorum. Burnu açtım ve başımı çektim. Bir taze nefesin çıkmasını bekledikten sonra hemen akabinde ikinci bir nefes alıp ve tekrar burnunu açarak nefesin çıkmasını sağlıyorum. Hiç beklemeden tekrar göğüs kemiklerini ikiye bölüp sirkülasyona devam ediyorum. 30 masaj, 2 kurtarıcı soluk. 30 masaj, 2 kurtarıcı soluk temel yaşam desteğinin önemli döngüsüdür. Bu işleme ne zaman kadar devam ediyoruz diye soracak olursak, hastadan bir solunuma dair bir öksürme, öğürme gibi bir tepki gelirse sonlandırıyoruz. Ya da arattığımız kişi tarafından 112 geldiğinde sonlandırıyoruz. Ya da artık ilk yardımcı gücü biterse, tükenirse bırakıyoruz. Solunumu gelen bir hastayı da ambulans gelene kadar baş, boyun, gövdesi, karnı, en son kol ve bacaklarını kontrol ettikten sonra herhangi bir problem yoksa, şüpheli bir durum yoksa hastayı kendimize doğru yan yatırarak koma pozisyonuna alıyoruz. Hava yolunu kontrol ediyoruz. 2-3 dakikada bir nefesini kontrol ederek ekiplerin gelmesini bekliyoruz.